Bundan önceki birkaç videoda belirli bir adaya oy verecek erkeklerin oranı ile kadınların oranı arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırıyor idik. Bundan önceki videoda da %95'lik bir güven aralığı oluşturarak erkeklerin oranı ile kadınların oranı arasındaki fark için bir tahminde bulunduk. Bu videoda ise soruyu biraz daha direkt sormak istiyorum. Demek istediğim arada bir fark olup olmadığını belirlemek için bir hipotez testi yapmak. Sıfır hipotezimiz arada fark olmadığını iddia edecek. Evet, oy verecek kadın ve erkekler arasında fark olmayacak. Bunu adaya oy verecek erkeklerin oranının kadınların oranına eşit olması şeklinde de yorumlayabiliriz ve bunu da P1 eksi P2 yani adaya oy veren erkeklerin gerçek oranı eksi adaya oy veren kadınların gerçek oranı eşittir 0 olarak ifade edebiliriz sıfır hipotezimiz bu olacak. Karşıt hipotez ise tahmin edeceğiniz gibi arada bir fark olduğunu iddia edecek yani p1 p2'ye eşit olmayacak. Ya da p1 eksi p2 yani adaya oy veren erkeklerin oranı eksi adaya oy veren kadınların oranı ki bunlar gerçek popülasyon oranları olacaklar sıfıra eşit olmayacak. Bu hipotez testini %5'lik bir anlamlılık düzeyine göre yapacağız. Bunun anlamı ise daha önceki videolarda da gördüğümüz gibi sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayacağız. Evet, sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak örneklem oranlarının gerçek farkını bulmanın olasılığını bulmaya çalışacağız. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak bu iki örneklem oranı arasında gerçek bir fark elde etmenin olasılığını bulmaya çalışacağız. Bu olasılık, yani bu ikisi arasında bir fark elde etmenin olasılığı eğer yüzde beşin yani anlamlılık düzeyimizin altındaysa sıfır hipotezini reddedeceğiz. Peki. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi, eğer sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarsak, bu ikisinin örnekleme dağılımları neye benzer? Erkekler ve kadınların gerçek popülasyon oranları eğer aynıysa, yani P1 ve P2 birbirine eşit ise, burası sıfır olur. Bunu erkeklerin oranından kadınların oranını çıkardığımız zaman olduğu gibi e, bu anketimizde adaya oy vereceklerini söyleyen erkeklerin oranıydı. Bu da adaya oy vereceğini söyleyen kadınların oranı. Aralarındaki fark 0,051'e eşitti. O halde gerçek oranların eşit olduğunu varsayarak yani bu istatistiğin örnekleme dağılımının ortalamasının 0 olduğunu varsayarak 0,051'lik bir fark elde etmenin olasılığını hesaplamamız gerekiyor. Böylesine bir değer elde etmemizin olasılığı ne olabilir? Bunu da bir z değeri bularak yapacağız. Ve bu da yani z değeri de bunun ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğundan başka bir şey değil. Son olarak da böylesine bir sonuç elde etmenin ya da ortalamadan bu kadar standart sapma uzakta olmanın olasılığının yüzde beşten küçük mü yoksa büyük mü olduğuna bakacağız. Eğer yüzde küçükse sıfır hipotezini reddedeceğiz. O halde haydi gelin önce z değerini bulalım. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu, yani P1'in P2'ye eşit olduğunu varsayıyoruz. Z değerini hesaplamak için yani gerçek değerin ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu bundan önceki videolarda örneklem oranlar arasındaki farkı hesaplamıştık. Evet 0,051'di. Bundan varsayılan ortalamayı çıkarmamız lazım. Bunların ikisinin birbirine eşit olduklarını varsayıyoruz ve bu da bu örnekleme dağılımının ortalamasının sıfır olduğu anlamına gelir. O halde çıkarmamız gereken ortalama sıfır. Bunu bir de bunun yani P1 eksi P2'nin örnekleme dağılımının standart sapmasına, evet buna bölmemiz lazım. Peki bu dağılımın standart sapması nedir? Bundan önceki videoda bunu buradaki formülle bulabileceğimizi görmüştük ama sıfır hipoteziyle P1 ile P2'nin birbirine eşit olduğunu varsayıyoruz. Hemen not edeyim. Kafanızı karıştırmak istemiyorum ama bir önceki videoda bu yaklaşık değeri bulmuştuk. Şuraya temize çekeyim. Evet, bunun yani P1 eksi P2'nin örnekleme dağılımının standart sapması karekök içinde P1 çarpı 1 eksi p1 bölü 1000 artı p2 çarpı 1 eksi p2 bölü 1000'e eşittir. Bunu daha önceki videolarda birkaç defa görmüştük ama az önce de söylediğim gibi sıfır hipotezi ile P1 ile P2'nin birbirine eşit olduğunu varsayıyoruz. Yapmamız gereken şey bu. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak bunun gerçekleşmesinin olasılığını bulmak istiyoruz. P1 eğer P2'ye eşitse bunları gerçek bir popülasyon oranı olarak gösterebiliriz demek istediğim bunu karekök içinde 1 bölü 1000 parantezine alalım ve p çarpı 1 eksi p artı p çarpı 1 eksi p yazalım. Neden p derseniz p1 ile p2 birbirine eşit de ondan. Sıfır hipotezi bunu iddia ediyor. Bu 2p çarpı 1 eksi p bölü 1000'in kare eşittir. Bu bulduğumuz bu istatistiğin yani erkeklerin örneklem oranı eksi kadınların örneklem oranının örnekleme dağılımının standart sapması. Ancak gerçek popülasyon oranının ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ama örneklemlerimizi kullanarak bunun için de bir tahminde bulunabiliriz kadınlarla erkeklerin oranları arasında fark olmadığını varsaydığımız için de 2000 ebatında bir örneklem kullanarak gerçek oranı hesaplayabiliriz demek istediğim bunun yerine örneklem oranını kullanabileceğimiz. Bu erkeklere ve kadınlara yaptığımız anketin büyük bir anket olması şeklinde de yorumlanabilir. Örneklem oranı toplam 2000 kişilik bir anket yapıyoruz. 1000 erkek ve 1000 kadın. Ancak aralarında bir fark olmadığını yani sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayıyoruz. 642 evet erkeklerden 591 evet de kadınlardan gelmiş. 642 artı 591, 2000 kişi için de bir bakalım, hesap makinesine başvuralım. 642 artı 591, 1233 bölü 2000'e ve bu da 0,6165'e eşit olur. Bu hem erkekler hem de kadınlar için doğru olan popülasyon oranı için elde edebileceğimiz en iyi tahmin. Ne de olsa aralarında bir fark olmadığını varsayıyoruz. O halde bu istatistiğin örnekleme dağılımının standart sapmasını bulmak için p'nin yerine bunu koyabiliriz. Kadın ve erkeklerin adaya oy verecek oranının aynı olduğunu varsaydığımızı bir kere daha tekrar ediyorum. Hadi bakalım kare kök içinde. Evet, 2 çarpı p yani 0,6165 çarpı 1 eksi 0,6165 bölü 1000. Doğru oldu değil mi? 2 çarpı 0,6165 çarpı 1 eksi p bölü 1000. Evet, doğru. Kare kökünü de alırsam standart sapmanın e, 0,0217'ye eşit olduğunu buluruz. Bunu da hemen not edeyim. Bu 0,0217'ye eşit. Ve şimdi de z değerini yani bu istatistikten aldığımız örneklemin varsayılan ortalamadan yani aralarında fark olmadığından kaç standart sapma uzakta olduğunu bulmak için 0,051'i bulduğumuz standart sapma olan 0,0217'ye bölmemiz lazım. Hemen bunu da hesaplayalım. 0,051 bölü, evet az önceki cevabımız yani 0,0217. Evet, 2,35 standart sapma uzaktayız. Yani z değeri 2,35. Şimdi neler yaptığımızın kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Sıfır hipotezinin yani arada fark olmadığının doğru olduğunu varsayıyoruz. Aralarında fark olmadığını varsaydığımızda bu istatistiğin örnekleme dağılımının ortalaması sıfır olur. Ve bu istatistik için elde ettiğimiz sonucun z değeri de 2,34'e eşit. Bu sıfır olan ortalamadan 2,34 standart sapma uzakta olmak anlamına geliyor. Sıfır hipotezini reddetmek için bunun anlamlılık düzeyinden daha düşük bir olasılığı olması gerekiyor. Bunun için de sıfır hipotezini reddetmek için minimum Z değerinin ne olduğunu bulalım. Şimdi Z tablosuna geri döneyim. Anlamlılık düzeyimiz %5'ti. Bu da sıfır hipotezini reddedeceğimiz toplam alanın %5 olduğu anlamına gelir. Bu iki kuyruklu bir test. Ortalamanın aşırı üzerinde ya da aşırı altında ve bu alanlardaki sonuçlar sıfır hipotezini reddetme biz anlamına gelecek. Bu alan ve bu alandan bahsediyorum ve ikisi içinde yüzde iki buçuk yazıyorum. Bu da ortada kalan alana evet yüzde %95 95'e eşit. Bulmamız gereken z değeri de işte bu. Eğer bulduğumuz z değeri bu kritik z değerinin pozitif versiyonundan büyükse, sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak bu kadar aşırı bir değer elde etmenin olasılığı yüzde beşten küçük olacak. Bu durumda da sıfır hipotezini reddedeceğiz. Şimdi z değerinin ne olduğuna bakalım. Bu z değerini bulmak için altında kalan alanın yüzde 97,5 olduğunu düşüneceğiz. Geriye kalan yüzde 2,5 da burada. Ve bunu önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Buradaki kümülatif alan yüzde %97 97,5'e eşit oluyordu değil mi? 0,975 işte burada buna bağlı Z değeri de 1,96 buraya da yazmışım zaten aradığımız kritik Z değeri 1,96 bunun ne anlama geldiğini de şu şekilde açıklayayım. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak 1,96'dan büyük bir z değeri elde etmenin olasılığı %2,5'ten küçüktür. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak bir z değerini 2,34 olarak bulduk. O halde sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak bunu elde etmenin olasılığı %5'ten küçüktür. Bulduğumuz sonuç bu kritik Z değerinde daha da uç bir değer ve bundan dolayı da sıfır hipotezini reddedeceğiz. Bu arada bu kadar çok aşağı yukarı yaptığım için üzgünüm ama o kadar çok şey yazmışım ki. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak bunu elde etmenin olasılığı %5'ten küçük olduğuna göre sıfır hipotezini reddedip oranlar arasında fark olduğunu söyleyebiliriz. Bundan %100 emin değiliz ama istatistiksel olarak adaya oy verecek kadınlarla erkeklerin oranı arasında bir fark olduğu fikrini kabul etmeye daha yakınız diyebiliriz.